Yaşına bak, teşhir de yaptın mı? Assalamu aleyküm, hurma abi, teşhir de yaptın. Kolay bir evde, siz misiniz? Miyama, devleti sıra bir polis ben. Sud, yordamcıları var mı zavrular? Şu mu adam? Sud, yordamcıları var mı? Sud, yordamcıları. Sud, kadınları. Yok, yok, kadınlar yok. Özür istedim. Mümber getir, var mı mümberde? Mikrofon var mı mümberde? Mümberde mikrofon yok. Mikrofon yok mümberde. Yaksın. Mikrofon yaksın, bağlayın. Oturup cevap verirseniz ki ruhsat verirseniz. Özür istedim. Hanımınız isminiz, kasal hayatı olgansız. Hudeybiye'de İsrail Boruç, 1981, Surxondaryo viloyati Jamg'arot tumanida tug'ilganman. Millatingiz? Eshitilmadi. Millatingiz? Millatim o'zbek. O'zbekiston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasi fuqarosimisiz? O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. Oilangizmi? Oilaliman 4 nafar farzandim bor. Ma'lumotingiz? Ma'lumotim oliy. Hozirgi kunda Termiz shahar hokimi lavozimida faoliyat yuritaman. Yashash joyingiz? Yashash joyim Termiz shahar, Abdurahmon Jomiy mahallasi hokimlik xizmat uyi. Muqaddam sudlanmaganmisiz? Sudlanmaganman. Şahsi sorular var mı? Demek ki, çünkü kat vergenlik, gece Termiz Şahar Hakkı'nın ilgili Kuday Verdi'nin bugünden Sür Mersi'ye 7 günlük doğrultu Anadolu'ya parmak için parmakına tabir edildi. Kuday Verdi'nin kaldı bugün. Allah sıfırlar da Taşkent'e bu gamını götür. Taşkent Şahar yaşına baktı Mersi'ye. Video konferansı alakası muhakkalı Kuday Verdi'nin demek tamamla geldi. Ultimasyon akımaya tamamına kredilgen Kuday Berdiyev'in Kuday Berdiyev'in soru atılış masalası. Demek Kuday Berdiyev sizge Cenayet Kasal Komisi'nin 66. maddesinde Kıbranes Şükrü Gürtan'ın 3. madde gazetensiz Sonra üzerinde advokat yani Kumayacı Zimat'tan faydalanan hukukiye gelsiz. Kumayacı Zimat'tan faydalanan sonra üzerinde Kumayacı Zimat'tan faydalanan Kumayacı var Zalda oturup bir şey yok. Şunlar mı? Siz de sorak konuşuyoruz. Münasabatı bilen Özbekistan Respublikası Cinayet Kodeksi'nin 238, 240 maddesi hakkında demek Sud Mersi'de dolan kursatı bilmezlik diye sürekli kursatı bilmezlikten başlatmazlık doğrusu da olaklandırarız. Ama şimdi bu arada anlamayan tabi ki siz gerçekten şu maddelerle cinayet cevabı masalası hakkında olaklandırırız. Şunlar düşünebilirim. Kasam yok, tırkat bana elime bir yer mi? Olduğunuzda var mı? Gelinmedi. Sud kalkın var mı Zavra? Sud kalkın çıkan da hazır. Karasını da sud kalkın. İşte, ekran yapıp kesin, mikrofon yap. Thank you.
Başkan Ogan Mantarı. Bu liyesi bu göz açtı bakıyor. Taraflarının diyeceği, taraf cevaplarının uçurmanı.
sabahta bu takdimatlar var. Geçiraz. Bir-biriga qarama-qarşılık bo'lmasa Bilen Pazar Kodeksi'nin 66 bölümünün modası demek bana asoslar verişti. Adaptan tarafını advokatı, Goğan advokatı Goğan mıydı? Kuantı değil mi? Kurmatı sok, iki canlıların üçü buna Goğan ortası karama karşılık yok çıkan. Bir de karama karşılık doğrusu kap etme yaptı. Manfaat doğrusu kap etme yaptı. Karar doğrusu kap etme yaptı. Goğan'ın advokatı tüm borç doğrusu gösterdi. Мен ордерим турады жинайт ишида, мен ифраз болдураман. Мен ордерим турсун жинайт ишида. Турады, сизге айтабыз. Курматтуу судья, мен манфаатыдан келип чыккан болду. Курматтуу судья, илтимос болорду, махсус топшуруу менен келгенмин, асосий назар кылсак, тез турам. Илтимос, сиз азыр адвокат кызматтан пайдаланасызбы же жокпу? Жок. Пайдаланбаймын. Азыр sizi ağzı ağzı görüyoruz. Benim advokat Mamat Kurban'ı tutuşum yazdı. Boz geçemem diye mazmunda ağzı ağzı görüyoruz. Kurmatlı süt yeter ağzım var. Çünkü Kuday verdiği hiç kendi boz geçemem diye etken yok. Bunu mazmurlap arası yazdırış gerekmez diye. Yok, biz mazmurlamayalım. Kuday verdiği benim hizmetimden boz geçemem diye etkenleri yok. Sizler o şey kanunca muhakkak gelmedi diyenleriniz için hazır. Ham shoshib turganlar uchun menga advokat kerak emas deyapti. Mana o'ziga qo'yapmiz shuni. Mana shuncha ariza yozmaydilar. Isroil Nuriyevich ovozingizni eshityaptimi? Eshityapti. Ha. Assalomu alaykum odamlar. Sizga bir ikkita savolim bor edi. Qotillik sabablariga oid jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov davrida ariza bilan murojaat qilganmisiz? Dastlabki eshityotgan bo'lsa televizyon davamını kurtarmış gene kalan bunu geçtiler. Şaşmıyor musunuz? Reisin sıraşı diye. Anlamış mı? Dastlabki tergov davrida Otabek Sattoriga oid jinoyat ishi yuzasidan ariza bilan murojaat qilganmisiz? Bilaversinmi? Murojaat qilingan. Faqat tushuntiring. Arizangizning mazmuni nimadan iborat bo'lgan? Arzonning mazmunini men birinchi muzrabotim asosida hayot sudida men to'liq bayon qilganman. Biz hozir eshitish xohlayapmiz sizdan. Arizangizning mazmuni nima deb iborat bo'lgan? Chunki bu boshqa sudda hayoti bu. Arzonning mazmuni men o'tgan safar ham aytdim, men bu Otabek Santori tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga 150 dan ortiq negativ holatlar yozilganligi shahar bo'yicha. Bunu uyum kusurganligi, keyin mana bu uyning o'rniga bir xona, ikki xonali uy berish bo'yicha kelib shu bitim dastlab kelib shu bitim bo'lsa-da, yo ikki xonali, uch xonali berasan deb mana biz ustomonga konkret bir shantaj yo'liga o'tganligi. Shu bo'yicha qonuniy chora ko'rish bo'yicha men ichki ishlarga biz arzadan murojaat qilganman. Siz murojaat qilgan arizangiz bo'yicha siz dastlabki tergov organi tomonidan jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilganmisiz? Esimde yok. Bana siz ushbu jinoyat ishi bo'yicha o'zingizni kim sifatida so'roq qilinayotganligingizni bilasizmi? Guvoh sifatida. Yaxshi. Demak siz jinoyat ishida guvohsiz. Sizni dastlabki tergov davrida bergan arizalaringiz o'z tasdig'ini topdi deb hisoblaysizmi? Agarda hisoblasangiz, nimaga asoslanib hisoblaysiz? Tushuntiribroq bersangiz bo'lmaysiz. Mana siz dastlabki tergov vaqtida ariza bilan murojaat qilgansiz ichki ishlarga, to'g'rimi? Arizangizning yakuni bo'yicha siz arizangizda ko'rsatilgan holatlar o'z tasdig'ini topdi deb hisoblaysizmi? Albatta topdi. Xo'p, topgan bo'lsa bu nimalarni o'zining aksini topgan? Va nima uchun siz jabrlanuvchi deb e'tirof etilmagansiz jinoyat ishida? Bu savol qo'yilmadi. Bunga shubha bog'lab ketyotdik-da. Xo'p, aniq savol. Otabek Sattoriylari uyi qachon buzilgan va nimaga asosan buzilgan? Otabek Sattoriylari uyi 2018 yilda yangilanishdi. 18-yil buzilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Surxondaryoga tashrifi jarayonida tashrif protokoliga asosan o'rniga ko'p qavatli uy-joy qurish munosabati bilan buzilgan. O'sha protokolni dastlabki tergov davrida jinoyat ish hujjatlariga taqdim qilganmisiz?
Esinde yok. Cinayetçi hücretlerde bu protokol yok. Kim kim mesela? Özbekistan Respublikası Yer Kodeksi 36. madde sizge malum mu? Ben sizden ana soru yapmam ki, Özbekistan Respublikası Yer Kodeksinin 36. maddesinde uy-joyları buzuş, o'sha foydalanish yerlari, foydalanayotgan yerlari tortib olish tartibi qat'iy belgilab qo'yilgan. O'sha qonun normasi sizga ma'lummi? Asosan hokimlar shu modda bilan ishlaydi. Shu modda bilan ishlaydimi? Shu modda bo'yicha uy-joy belgilangan tartibda o'sha payt Vazirlar Mahkamasining 910-son qarorlasin uy-joylari buzilgan. Agarda siz mana hozir aytayapsiz 36 moddaga asosan deydigan bo'lsak 36 moddada aytayapti sud tartibida sudning qarori bilan buziladi deb qat'iy belgilab qo'yapti. Bu holatda uy joyini buzish bo'yicha sudga murojaat qilganmisiz? Sudga murojaat qilinmagan bu joyda. Sudga murojaat qilingan ekan uni nimasi ham bor sud rad javobini bergan. Ya'ni buzishga rad javobini berilgan ekan. Xo'p, yaxshi. Siz mana shu uy-joyni buzish vaqtida qabul qilgan qaroringiz qanday tartibda bo'lgan? Otabek Sattoriyni yashayotgan uyi hududini davlat va jamiyat manfaati yo'q, manfaati uchun olish bo'yicha qaror qabul qilganmisiz yoki biron bir tadbirkorga investitsiya kiritish sharti bilan qabul qilganmisiz? Tashrif protokoli tegishli bandi bo'yicha bo'lgan menimcha. Aniq esa olasizmi? Yaxshi. Xo'p. Mana 2018-yilda buzilgan ekan uy. 2019 oxirigacha nima uchun buzilgan uy o'rniga kompensatsiya puli va alohida yer ajratib berilmadi? Protokol talablariga asosan o'sha hudud buziladigan bo'lsa, shunga teng miqdorda balvaniteti va boshqa holatlar inobatga olgan holatda telekommunikatsiyasi boshqa to'liq shaharsozlik kodeks talablariga asosan shu hududdan yer berilishi hamda kompensatsiya puli to'lanish kerak ekan. Buzilgandan keyin deyarli 2 yil davomida o'sha qonun talablari bajarilmasligiga nima asos bo'ldi? 2 yil davomida o'sha Istiqlol ko'cha Termiz shahridagi Istiqlol ko'chada 92 ta uy joylari buzilgan bo'ladigan bo'lsa, bitta boshqa nizoli holat Otabek Sattoriy bilan bog'liq bo'lgan. Bu bo'yicha biz Otabek Sattoriyni o'zi uyga egalik qilmagan singillaridan oilalar yig'ilguncha ular bilan kelishuv bitimi qilingan. Ular tomonidan rad qilinganda biz pulam yerim kerak emas, bizga aynan mana shu buzilgan uy joyimizni o'rtadan uy berasan degan dastlabki kelishuv bitimlari bor. Bu sizni qo'lingizda bor. Kelishuv bitimi bor, lekin o'sha kelishuv bitimi o'z vaqtida ijro qilinmagan. Xo'p, Otabek Sattoriyni bloger sifatida qachondan biri bilasiz? Otabek Sattoriy aynan blogerlik faoliyatini qachon boshladi? Otabek Sattoriy aynan blogerlik faoliyatini yanglishmasam 2019-yillardan boshladi. Oydin esda olasizmi? Sababi hozirgi vaqtda o'sha qo'yilayotgan 165 bular blogerlik faoliyati bilan menga tahdid o'tkazdi deyaptilar. O'sha holatlarga kiritish maqsadida berganlar. Blogerlik faoliyatini qachon o'tkazganligi bo'yicha guvohga savolga javob berdi. Yaxshi tushunaman. Xo'p. Otabek Sattoriy va uni oila a'zolari tomonidan siz tomoningizdan qabul qilingan qarorga asosan uy buzilgandan keyin kompensatsiya va uy o'rniga uy yoki yer talab qilish holatlari bo'yicha prezident portaliga qilingan murojaatlar sizga kelib tushganmi? Kelib tushgan bo'lsa necha marta ko'rib chiqqansiz? Prezident portaliga bir necha marta murojaat bo'lgan. Otabek Sattoriy tomonidan ham, oila a'zolari tomonidan. Nafaqat prezident portaliga, ijtimoiy tarmoqlarga, boshqa instansiyalarga bir qancha murojaatlar bo'lgan. Bu murojaatlarni ham taqdim qilganman men sizga. Yashang. Otabek Sattoriy prezident portaliga murojaat qilayotganda biron bir noqonuniy xabar yoki ma'lumot bermaganmi? Hammasi qonunda belgilangan tartibda murojaat qilganmi? Aytmoqchi bo'lganim, hokimiyat xodimlarini yoki hokimiyat vakillarini, mansabdor shaxslarini bir qo'rqitib qo'yadigan, ular uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlar oshkor qilib yozilmaganmi? Har xil
keltirdi, her kılıbı. Ben de kolumdaki turgen arz... Ben kolumda turgen... Bakın. Benim kolumdaki turgen arizalarda bir anta ya bir tahdit kılıcı ya ki bir an bir sırrı aşkar kılıcı malumatlar yok. Bu yerde kanunda belgelengen tertte prezidentten buzurgen üyüm oranıya üy ya ki kompensasiya mesela ündürülüşü de emeli oradan birin değilgen. Fakat yine şahit, terimiz şahit hakimiyet tamamından bir kıl cevaplar ki yani değerli bir kıl. Hop. Atabek Sattariye. Firmanın adı neydi? Termiz Eko Express loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat qurayotgan uydan uy berish tashabbusi kimdan chiqqan? Mendan chiqqan. Yashang. Xo'p, o'sha paytda siz Shopolatov to'lqin akaga qanday tartibda tushuntirgansiz bu uy berish masalasini? Uy berish masalasini mana bu aynan mana shu shaharda boshqa joylarda ham biz taklif qilgandek yo'q menga aynan mana shu yerda berasan deb bu keskin talab qo'ygandan keyin Otabek Sattoriy. Keyin biz u yerdagi uy bitmadi, sabab bitmaganligi sababini ham mana o'tgan safar sutkada ochib aytganman. Sabab vaqtida respublikadan bankdan kredit ajratmadi. U tabiiy hol bo'lishi mumkin. Resurslar, pandemiya, har xil holatlar bo'ldi. Endi o'sha buzilgan uyning ro'parasida agar qayta sotilmas turgan uy bor edi, man shoqolasi to'lqinda man iltimos qildim. To'lqin pulini borini to'laydi, qolganini sekin sekin beradi. Shuni avtomat qilib beradi, bo'lmasa tinch qo'yib beradi, mana ko'rding. 100 yillikdan ortiq bizga negativni post chiqardi. Butun respublikamiz, butun jahonga sharmanda bo'ldi. Har bitta internet tarmoqlarga chiqayotgan negativni postga biz administratsiya oldida, tegishli rahbariyat oldida javob beramiz. Nimaga murojaat ko'payib ketyapti? Bir xil murojaatni masalan sababini tushuntirmasdan bir xil murojaatni qayta-qayta yo'llagan bilan hech narsa o'zgarmasligini men bir necha marta tushuntirganman. Ha, bu bo'yicha bizga e'tirozli ultimatum qo'ygan, shantajga videolarini jo'natilgan asos huquqlar. Biz buni ham shunga taqdir qilganmiz sizlarga. Qo'llaringizda turib turgan. Shu masalada shoqolat to'lqini men iltimos qilganman. Bu bilan to'lqinga hech qanaqa bir ta'sir, ba'zi hech bola bo'lmagan. Uni to'lqin o'zi tushib kelib, o'zi aytadi. Hamma fikrlarini tushuntirib bergan sizlarga. Tushunarli. Demak, Shopilatov to'lqiniga hech qanaqa bosim yoki qo'rqitish u holatlar bo'lmagan. O'tkazilmagan chiqar. Yasha. Demak, siz undan tashqari shu Shopilatov to'lqin bilan Otabek Sattoriyni uy masalasida oldi-sotdi qilish masalasi bo'yicha tanishtirib qo'ygandan keyin bular o'rtasidagi oldi-berdiga aralashganmisiz? Yo'q. Otabek Sattoriy yonida endi bu investori siz yaxshi ham bilsangiz kerak, chunki sizni hududingizda amerikalik investor. Shu investor bilan Shopolatov to'lqin bilan aynan uyga pul to'lagani borganlik, ya'ni 20 ming AQSh dollari va 17 million so'm pul berganlik holati bo'yicha sizga ma'lumot berganmi? Xabarim yo'q, ma'lumot bilmayman. Bu holatlardan xabaringiz yo'q. Yaxshi. Mana hozir o'zingizni ko'rgazmangizda aytyapsizki, men Shopolatov to'lqinga hech qanday bosim o'tkazganim yo'q, faqatgina o'sha uy berish masalasi bo'yicha taklif kiritdim deyapsiz, u rozi bo'ldi. Pul masalasini o'zlari kelishib olish masalasini qo'ydim deyapsiz, to'g'rimi? Xo'sh, shunday. Ha. Unaqa sharoitda mana bu uch taraflama bitim shartlari qanday bo'ldi? Bitim shartlari tuzilgan, bu yerda apata bo'yicha yozilgan, hech qanaqa aytilmagan yerda, chunki o'zi to'lash kerak bu yerda. Ular hokimiyat to'laydi, ila hokim to'laydi, majburiy qilinib olinmagan yerda. Xo'p. Mana aynan shu kelishuv bitimini shartlari juda qiziqtiryapti-da, o'shaning uchun endi siz shu shahar hokimi rahbari sifatida sizdan bir aniqlik kiritib olish maqsadida beryapman. Nima uchun Otabek Sattoriyning 11 xonali uyi buzilyapti-da, Otabek Sattoriyga yana 2 uy olishda aynan o'zi tomonidan to'lovlar amalga oshirish sharti qo'yilyapti quruvchini hamda Otabek Sattoriyning oldida. Shu masala menga juda qiziq tuyulyapti. Bu uy baholangan. Baholash summasi to'lig'igicha Otabek Sattoriyga hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Otabek Sattoriyga dastlab o'zingiz xabaringiz bor, dastlab Termiz sektor qurishdan bitta bir xonali, bitta ikki xonali uy ajratish kerak edi. Keyin Otabek Sattoriy tomonidan bu rad etilgandan keyin bizni oldimizga konkret shart qo'ygan boshlagandan keyin bizga yo'q ikki xona, uch xona berasan degandan keyin biz keyin qayta kelishuv bitim qilganmiz bularni.
O kelishuv bitim qo'lingizda turibdi. Endi nimada aynan shu apparatni turib qolgan savolingizga bitar arsan to'g'risini mana bugungi kunda ham Termiz shahrida 471 ta xonadon sotilmasdan turibdi. Juda ko'p quruvchilarimiz qiyin ahvolga tushib qolgan sabab xonadon sotilmagandan keyin protsentlar oshib ketaveradi bankda. Shu maqsadda har qanday quruvchi uyini sotilishini qo'ylab, mana bo'lib bo'lib beradi, rasmiy shakllarda va bu shunga keyin rozi bo'lgan. Keyinchalik otabek sattori tomonidan to'lovlar qilingan, qolgan to'lov, keyin quruvchi to'lab borganda quruvchini o'zini ham video syomkaga tushirib, to'plam qilib, unga asoslanib, qanaqadir bir shantajlar amalga oshib qo'shilgandan keyin nizo mana shu darajagacha yetib kelgan. Endi qarang, otabek sattori o'sha 20 ming AQSh dollari va 17 million so'm pul olib bergandan keyin 34 million. Ha, 34 million. Mayli, summasidan xabaringiz yo'q. O'sha summa olib berilgandan keyin Shapolatov, ya'ni qurilish bo'yicha shug'ullangan mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbari o'z xohishi bilan, mana kecha notarius ham so'rab qildik, o'z xohishi bilan notarius orqali oldi sotdi qilib uyini topshiryapti. Sizga uyi topshirib bo'lgandan keyin hokim bo'la, mana o'sha odamga uy joyi topshirdim, bo'ldi, oramiz ochildi degan ma'lumoti berdimi? U pulimni bermayapti deb keldi mana oldin. Yo'q. Mayda xo'p, tushuntiramiz dedim. Ha, beradi. Tushuntirganmiz. Qarang, yaxshi. Uni olmasangiz, qancha pulni olmasangiz ham bo'ldi. Unga ku pul vaqtida berilgan, hech qanaqa muammo bo'lmagan ekan. Endi mayli. Xo'p, kompensatsiya. Ha, to'g'ri. Ha. Kompensatsiya pullari birinchi dastlab boshqa firmaning shotiga o'tkazib berilganmi yoki plastikka tushirib berilganmi? Kompensatsiya pullari dastlab o'sha bu bilan birinchi shartnoma tuzilgan Termiz tezkor qurilish degan firmaning hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Xo'p. Kelishuv bitimiga asosan. Yasha. Ha, kelishuv bitimiga asosan ular rasyodning shotiga o'tkazib berilgan, o'sha quruvchi o'sha pul hisobiga bularga uy berish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Yuklatilgan-da. Ha. Lekin o'sha ko'p qavatli uy o'z vaqtida qurib topshirilmaganligi sababli bularga endi sizni tashabbusingiz bilan Shapolatov tomonidan o'sha belgilangan uyni bergan. Lekin mana o'sha quruvchi tashkilot o'sha vaqtda ham kreditlari o'z vaqtida chiqmaganligi hamda pandemiya boshqa holatlar sababli u faoliyatini to'xtatib turgan. O'sha paytda hokimiyat, ya'ni davlat byudjetidan kompensatsiya sifatida to'lab berilgan pulning taqdiri nima bo'lganidan xabaringiz bormi? Demak o'sha pul siz o'sha birinchi quruvchini rasyodni shotiga o'tkazib berdingiz. Keyin Shapolatov to'lqinakiga mana bu birinchi quruvchi bilan o'zaro kelishib olib, o'sha summani o'zini rasyodni shotiga o'tkazish masalasini hal qilinganmi, qilinmaganmi? To'lov masalasiga aralashganmi? Yaxshi, demak tushunarli. Xo'sh, mana Otabek Sattori ko'pgina negativ postlarni chiqardi dedingiz. Bu hokimiyatda olib borilayotgan, nima, shahar hududida olib borilayotgan ishlar davridagi endi har bir ish bor joyda xato bo'ladi. Xato kamchilik u uyda yotgan ishlamaydigan odamda bo'lishi mumkin. Ish bor joyda xato kamchilik bo'ladi baribir. O'sha vaqtida bajarilmaganlik, biron bir xato kamchilik yuzasidan chiqarganmi postlar yoki shaxsan sizga qarata chiqarganmi? Har xil toifada shaxsga qaratgani ham bor, umuman kamchilik bo'yicha ham bor. Bitta masala bor. Bu yerda biz chalg'imasligimiz kerak. Mana bu yil qish qanday og'ir kelganini bilamiz. Bilamiz. Masalan, bir oylik minus 15-20 gacha bordi, boshqa bo'ldi. Shu paytda xalqimizga hozir gaz uzilish holatlari bitta Termiz shahrida bo'lmadi, butun respublika bo'yicha bo'ldi, yoki svet uzilish holatlari bo'ldi. Shu bo'yicha masalan, muhtaram prezidentimiz ham chelektir o'tkazyaptilar. Bey, 30 yilda e'tibor bermaganlarsa, sekin-sekin bo'ladi. Tushuntiringlar xalqqa deb turgan bir paytda butun xalqni qo'zg'ab hokimiyatga qarshi qilib, xalq qabulxonaga 100 ta odam, hokimiyatga 200 ta odam, bu butun xalqqa nisbatan, men prezidentni joylaganman, vakilimman. Hokimiyat vakiliga nisbatan, hokimiyatga nisbatan butun shaharda xalqni mana shunday qilib tug'ilishga sababchi bo'ldi. Ommaviy ko'tarilishga sababchi bo'ldi. Yashang, mana o'sha holatlar. Hokimiyat o'ziga bir necha marta tushuntirganman. Sekin-sekin, hamma narsa sekinlik bilan bo'ladi. Kechagi Termiz bilan bugungi Termiz solishtirib bo'lmaydi. Hammasini tushuntirganman. 3 yil ichida muhtaram prezidentimiz Yangi O'zbekistonni Kashmirlardan keyin 298 ta uy qurdi, kichkina Termiz shahrida. 15 ming ta xonadon degani. Nega u ijobiy ishlarni gapirmayapmiz? Mayli, gapirmang. Salbiy ishlarni ham birinchi tushuntiraylik buni. Shaxsga bog'lanmasa bu narsa, bu respublika bo'yicha bo'lib turibdi. Buni meni qancha yomon
kanda, meni vakolatimdagi masalalar emas deblar. Buni tushuntirish kerak edi men, hammasi men o'ziga ko'p marta tushuntirganman, kabinetga ham tushuntirganman, telefonga ham tushuntirganman men buni. Xalqlar xalqni ko'tarib bo'lmaydi, bu xalqni ko'tarib bo'lmaydi. Yo'q, ko'mir. Ko'mir pul kelyapti, gaz bilan bo'lyapti, svet bilan bo'lyapti. Mutasaddilar bor bu bo'yicha. Bloggerlarga etikasi bor. Mana boshqa sutrais ko'p o'tiraydi. Adolatli yo'lda etgan bloggerlarimiz bor. Ming marta rahmat otasiga. Bu yerda birovga hech qanday vaqt qo'yishmas, topol qo'yatganlar uzr so'rayman. Maqtoq emas. Real holatda boshqa aytgan jurnalistlar bizdan kam emas. Marhamat, savolingiz bormi? Marhamat, men. Mana seminarim bor edi. Menda hozircha boshqa savol yo'q, hamkasbimizdan savol qo'ysak. Savol boshqa yo'q. Xalq sizga sud zalida kim bo'lmas kerak? Hamas koyu böyledim bunlarda. Hem olduğu için de bu hoca... Cahırlandı çünkü keçer falan düşündürüyor. Yani adam... Kıyamıyoruz, zaten adam konuştu. Tabii bu. Assalamu aleyküm. Asal silmamızdan çağırmayalım, yardımcısın. Assalomu alaykum, advokat Xolmurodovman. Savol berishda oldim, hurmatli sudlov hay'atidan iltimos qilardim. Guvohning majburiyatlarini qayta tushuntirishdi. Iltimos, meni savollarimga stolni urmasdan javob berishingizni va shart qo'ymasdan javob berishingizni iltimos qilaman. Rahmat. Birinchi savolim, uy masalasi qaysi qonun talablariga asosan buzildi, Sattoriyev? Vazirlar Mahkamasining to'g'ri uy bo'limining qaror talablari asosida buzildi. Mazkur qaror talablariga asosan qanday tartibda uyi buzilgan shaxs bilan, jumladan hozirgi kunda Sattoriyevlarning oilasi bilan hisob-kitob qilish belgilangan. Men hozirgina tushuntirdim. Uy baholangandan keyin baholash summasi o'tkazilgan, kelishuv bitimi tuzilgan, biroq o'zini xohishgasiz. Bir xonadan ikkita uyga. Savollaringiz prokurorlarga, bu savollar davlat tomonidan berilgan. Chunki shundan kelib chiqib tushunarli. Siz o'z ko'rsatmangiz, hozir aytdingiz, birinchi taklif qilingan, birinchi bir xonali, ikki xonali uylar rad qilindi Sattoriyevlar tomonidan dedingiz. To'g'rimi? Xo'p, shunday. Nimasi buni noqonuniy? Tushunmadim. Bu harakatlarning nimasi noqonuniy? Bu harakatlarimiz noqonuniylik tomoni, ularda baholangan summasi dastlab berilgan bir xonali, ikki xonali uyga yetardi. Keyin bular shart qo'ydi, bizga ikki xonali, uch xonali berasan. Bu o'rtada konkret Ahmad Bechov so'rayman, hurmatli sudlov hay'ati, aynan 97 sonli qarorga asosan, demak, davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yer uchastkalarini olib qo'yilishida uning ikkinchi bandiga asosan tomonlarning roziligi bilangina faqatgina ularga yer yoki ularning roziligi bilan boshqa bino inshoot uy ajratilishi belgilangan. Bunga nima deysiz? Faqatgina uyi buzilgan shaxslarning roziligi bilan deyilgan. Unga nima deysiz? Ular dastlab rozi bo'lganda bir xonali, ikki xonali. Uni summasi o'shanga ma'qul bo'lgan summasi to'g'ri keladi. Summa haqida gap ketilmagan, qonunda qat'iy belgilangan tomonlarning roziligi deb. Siz bundan oldingi ko'rsatmangizda aytdingiz, bir ikki xonalik berganimizda norozi bo'ldi dedingiz. Shundan kelib chiqib, keyingi masalaga o'tdik, biz kelishuv bitimini tuzdik dedingiz. Nima hozirgi kunda noqonuniy? Mana 33-34 sonli kelishuv bitimidan nimasi noqonuniy? Tomonlar kelishgan. Siz mansabdor shaxs sifatida qo'l qo'ygansiz. Sattoriyevlar oilasi qo'l qo'ygan. Nimasi noqonuniy? Bu mana tasavvur qiling endi. Hozir biz tasavvur qilmayman, holatdan kelib chiqib javob bering iltimos. Holatdan kelib chiqib, buni o'rtasida narxda tasavvur bor edi. Mana shu narxda nima? Siz narxni gapirdingiz, hurmatli sud iltimos. Narx siz rozilik xarid, siz faqat yo'q, faqat shu holatga izoh bersin. Nimasi noqonuniy amal qilgan holat? Yo'q, bilmayman desangiz ayting. Savol berishingizda bosim bor bo'lsa. Tushunarli, uzr. Yo'q, men nimasi noqonuniy? Gapirishdi. Savolni biz chirqoyotganmiz. Hurmatli guvoh, nimasi noqonuniy?
biz bu berilgan savollaringizga men oldingi sudda ham, oldingi ko'rsatmamga ham, hozir sizdan oldingi advokatga ham to'liq javob berdim. Bu savolingizga javob bera olmayman. İltimos qilardim, javob berishingizni. Savollar qaytarilmayapti. Siz borgan oldingan turdingiz. Şunlarda, siz uz ko'rsatmangizda hozir aytib o'tdingiz, Satoriyli tomonidan ko'plab 150 ta negativ videolar tarqalgan deyapti. Shularga matbuot kotibi, shahar hokimiyati tomonidan rasman e'tiroz etilishiga, raddiya berilishiga nima to'sqinlik qildi? Hammasiga raddiya berilgan. Raddiyalar berib borgan Termiz shahar hokimi degan mavzuda profilim bor. Raddiya berilgan bo'lsa, sizni ko'rsatmangizdan kelib chiqib, nima qilardingiz bular bilan? O'sha siz bundan oldin ko'rsatmangizni aytdingiz, tasdiq o'tkazganligi uchun uy berdik dedingiz. Raddiya berilgan bo'lsa, rasman nima qilardingiz bular bilan? Aynan siz aytgan holat bo'yicha kelishib. Bu raddiya berilganmi? Bir narsani to'g'risi bu yerda aholi bor bu yerda. Men boyaga ko'rsatmamda aytdim, yuzlab aholi xalq qabulxonasida hokimiyatlar ko'tarilib ketyapti. Bu bitta odamning noto'g'ri talqin oqibatida. Ha, noto'g'ri to'g'riligiga kim baho beradi sizmi? Men oldingi ko'rsatmamga tushuntirdim. Yo'q, bu ko'rsatma bo'yicha, kommunal soha bo'yicha mana yetishmovchilik hamma odam respublikada bitta uzilib turgan bir paytda butun xalqni ko'tarishi bu to'g'ri holat deb baholaysizmi siz, hurmatli advokat? Uzr, menga savol berishga vakolat emas hozir. Javob beradilarmi yoki davom etaman? Chiqarilgan video bo'yicha so'ramoqchi edim-da, aynan. Mazkur chiqarilgan videolar bo'yicha qisqagina o'zingizni fikringizni bildiring. Shaxsan sizni savol-javobingizdan tushundimki, men aynan birinchi o'rinda sizni obro'yingizga ta'sir qiladigan videolar haqida ko'proq gapirdingiz. Shunday to'g'ri tushundimmi? Nafaqat men, butun shaharda. Xo'sh, butun shaharda obro'yga putur yetadigan videolar hammasi. Tushunyapsizmi? Shopulatov masalasida siz aytdingizki, o'zi pulini to'lash kerak dedingiz. Vaholanki Shopulatov o'zini ko'rsatmasida guvohlik tariqasida so'rovida aynan shu savolga quyidagicha javob bergan. Iltimos shu holatga izoh bering. Termiz shahar hokimi Xudoyberdiyev menga shartnomadagi to'lov summasini agar imkon bo'lsa kamroq yozishni aytgan edi. Sattoriy ushbu pullarni to'lamaydi, o'zimiz kelgusida to'laymiz degan. Bunga nima deysiz? Boshqa shartlarni buzib Birinchi-to'rtinchida o'qib berish va shundan izoh so'rash belgilangan. Ko'rsatuv berib bo'lgandan keyin, erkin ko'rsatuv berib bo'lgandan keyin, biz erkin ko'rsatuvni eshitmasdan so'rab o'tdik-ku o'zimiz. Uzr, bu savolingizga javob bera olmayman. Savol shaklida bo'ldi. Savol shaklida qo'yyapmiz. Aynan Shopulatovni sizga siz yuzangizdan bergan savollarga quyidagicha javob berganiga nima deysiz? Jumladan uy masalasida. Hozir o'qib berdim. Uy masalasi to'lovini Otabek Sattorov tomonidan amalga oshirish kerak. Polisiya kelishuv bitimida ham hokimlik to'laydi yoki bir boshqa biri to'laydi degan joy bandi yo'q. Ha, rahmat. Ana shu kelishuv haqida gaplashaylik. Qayerda yozilgan bu yerda aynan Satoriylar oilasi qolgan qismini to'laydi degan. Mana kelishuv bo'lyapti, uy masalasi narxi belgilanyapti, uylar ajratilyapti, siz qo'l qo'yyapsiz. Qayerda yozilgan? Qolgan qismini Satoriylar oilasi to'laydi. 22-yil, 2020-yil. Uy ular aytgandan keyin ular tomonidan to'lanadi boshqalar. Tomonlarni kelishuviga asosan o'zlar mana yozmagansizlar shuni. O'zaro yozilgan bir xonali uyga, uch xonali uyga shuncha to'lanadi, ikki xonali uyga mana buncha to'lanadi deb siz ham imzo qo'ygansiz. Siz aytganday, shu yerga bitta band qo'yib qolgan qismini tomonlarning roziligiga asosan o'zi to'laydi deganda boshqa gap edi. Keyingi savolim, uy ajratilgandan keyin ham Sattoriy o'z ko'rsatmangizda aytyapsiz, yana ko'plab negativlar chiqardi deyapsiz. Tasdiqlaysizmi shu ko'rsatmangizni? Tasdiqlayman. Nima uchun kelishuv bo'lgan bo'lsa, siz aytganday bo'ynakdek Sattoriy bu narsalarni chiqargan bo'lsa ham, haqiqatda undan keyingi harakatlarga qanday baho berasiz? Kelishuv bo'lgan bo'lsa chiqarmaslik kerak emasmi? Undan keyingi harakatlar bo'lgan niqob ostida bo'ladi. Shaxsiy manfaat nuqtai nazaridan. Siz aytganingiz bo'yicha shaxsiy manfaatini
ifoda qilib uyni olib oldik-ku va undan keyin chiqarmayman deb siz bilan kelishibdi-ku ko'rsatmaysiz bu uyni. Keyin yana chiqaryapti. Unga qanday izoh berasiz? Men audio materiallarni taqdim qilyapman hukumatga sizga. Shu masalada. Iltimos qilardik qisqacha mazmunni aytishdi. U undan keyin ham muntazam davom etdi. Shaharda butun hamma kamchiliklarini xalqqa to'g'ri talqin qilib, kamchiliklarni shu bo'yicha bir necha marta nizoga yetib borganmiz. Mumkinmi takrorlasam savolimni? Shundim, shundan kelib chiqib, siz aytyapsiz, kelishdik, shunga asosan uy berdik unga, keyin chiqarmasligiga dedingiz. Lekin undan keyin ham chiqarildi deyapsiz. Kelishuv bo'lgan bo'lsa, haqiqatda nima qiladi Sattoriy chiqarib bu narsalarni? Haqiqatda kelishuv bo'lgan bo'lsa. Mana shu tushunarsiz holat. Sattoriylarning uyini buzish bo'yicha aynan shahar hokimining qarori qabul qilinganmi? Qabul qilingan. Taqdim qila olasizmi sudga? Sattoriylarning ko'chasi, Salomatlik ko'chasi, 1-uy. Eski shahar mahallasi. Yo'q. Jinoyat ishi hujjatlarida mavjud emas. Mavjudmi, saqlab qilinadimi? Ha, rahmat. Keyingi savolim siz bundan oldin ko'rsatmaysiz aytdingiz, hurmatli prezidentimiz kelishiga bayonnomaga asosan shu harakatlar qilingan dedingiz, ha? Shunday. Bayonnomada uy masalasida nima deyilgandi aynan? Istiqlol ko'chasidagi yangi tartibdagi uy joylarni buzib, o'rniga ko'p qavatli uy joy qurish bo'yicha banklar va pudratchi tashkilotlar protokolga kiritilgan. Rahmat sizga. O'sha yerda ishonchim komil, qonunga asosan hammasi amalga oshirilsin degandir. Albatta, qonunga asosan. Rahmat. Sizdan iltimos qilib qolamiz sudga. Aynan Salomatlik ko'chasini buzilganligi bo'yicha tegishli qarorni sudga taqdim qilishingiz. U jinoyatchida mavjud emas. Xo'p, bo'ladi. Hozircha savolim yo'q. Xo'p, assalomu alaykum. Hurmatli Ismoil Bo'riyev, siz aytdingizki, men prezidentni shu Termizdagi vakillar hokimiman dedingiz. Prezidentimizning odilona siyosati bilan xabaringiz bor. Nimaga siz bizni Salomatlik ko'chasi o'sha 1-uyda siz bilan muloqot qilganman. 10 kishi propiskada bo'lsak, siz bizga bir xonali va ikki xonali ajratyapsiz. Qolganlar qayerda yashash kerak? Men sizni ijtimoiy tarmoqlarda otangizni yashayotgan uyini ko'rdim. Dahshatku. Savol. Bizni uyimizni o'rniga teng huquqli, teng ma'noda siz bizga uy berishingiz kerak edi. 11 xonadan iborat. Nima bermayapsiz? Bunga sabab nima? Siz prezidentimizning Termizdagi vakil bo'lsangiz, odilona nima deydi? Chora ko'rishingiz kerak, odilona huquq borishingiz kerak, odilona xalqni manfaatini himoya qilishingiz kerak. Nimaga bermayapsiz bizga? Javobini eshitdim, savolingiz. Rahmat. O'tir. Kelishuv bitimiga o'zingiz rozi bo'lib qo'l qo'ygansiz. Sizlarning rozilik kelishuv bitimlariga asosan taqdim. Rozi bo'lmaganmiz biz, majburladingiz. Men siz bilan muloqot qilganman, majburladingiz. Prokuror bor edi, ichki ishlar vakili bor edi. Siz bor edingiz, ma'muriyatingiz bor edi. Majburladingiz, ketasan dedingiz menga. Shaxsan men yolg'on gapirmayman. Ketasan dedingiz. Biz demokratik davlatda yashaymiz. Hozir shaxs hech kim majburlamaydi. Siz majburladingiz shaxsan. Men shunga guvohman. Oilam ham guvoh, o'g'lim ham guvoh. Siz savolingizga boshqa javob bera olmayman, uzr. Ha, bizga teng huquqli uy berishingizni talab qilaman sizdan. Hozirgi vaqtda mana 60-yilda qurilgan ikki qavatli uylarda kimda xonasi bir xona bo'lsa, bir xona beryapsiz, ikki xona bo'lsa, ikki xona beryapsiz, hamda 12 million so'm qarzdor beryapsiz. Nimaga bizga bermadingiz? Sattoriy Abdumonovga savol beryapman. Savol beryapman. Nega bizni uyimizga teng miqdorda uy bermayapsiz? Bu savolingiz olinadi, javob berildi. O'tir. Hurmatli Ismoil Bo'riyev, assalomu alaykum. Men siz bilan yomon negativ roliklarda, men siz bilan qachon urushganman, qachon xonangizga to'paloq qilib borganman. Eshitdim, hurmatli bir necha marta bo'ldi. Xonimga bir necha marta bo'lgansiz, o'zingiz yaxshi bilasiz. Hokimiyatda video kuzatuv kameralari ham bor. Aynan qachon kelganlarimni videosidan chiqarib bera olasizmi? Eson men qachon kelganingizni. Kuzatuv kameralarimiz bor deyapsiz. Siz meni ustimdan butun Termizda 300 ming aholini boshqarib turibsiz. Prezidentimizning vakilisiz. 9 oydan keyin nima uchun o'yladingiz?
Oşa kelib sizga tasdiq o'tkazgan vaqtda sektor rahbarisiz. Qanaqa qilib dedingiz men ustimdan yozmaslikda? Siz bilan bir necha marta bu borada gaplashganmiz. Yo'q, hozir ayting, men Napoleon emas, Amir Temur emasman. Qanday qilib sizga bosim o'tkazdim, aytingda. Bosimni menga tushuntiring. Sizni bosimingiz xalqni ko'tarishingiz o'sha katta bosim bo'ladi, mahalliy hokimliklar uchun. Kechirasiz, xalqni ko'tarish bitta arzimagan masalalar deb xalqni ko'tardingiz, hammasi biz tushuntirib, uni baholaymiz sizlarda. Maqola bor, deputatlar bor, kengash bor, tushuntirishimiz kerak edi siz uzilishlarda boshqa masalalar. Bo'ldi, xalqni ko'tardingiz, yaxshi. Isroil Guriyev, xalqni ko'tarding deb aytyapsiz. O'shanga asosingiz bormi? Qaysi xalqni ko'targan ekanman? Qayerga olib borgan ekanman men? Xalqni o'zi bilmaydimi prezidentimiz portal borligini? Mana aynan men ko'targan bo'lsam. O'zingiz bosh bo'lib Guliston mahallasidan 200 ta odam yetarib kelganingiz esingizda, qishda turadi esingizda? Mana xalq qamoqxonaga keldi, eski hokimiyatga keldi esingizdami? Bittasi. Sizlar Guliston mahallasidan emasmisizmi? Salomat. Yo, salomat bo'ling demang, hali. Biz sizga hali ketmoqchiganmiz yo'q, tugatganmiz yo'q savolingizni. Guliston mahallasidagi yashayotgan odamlar prezident portalini biladi. Sizni qayerda joylashganingizni biladi. Siz Amerikada yashayotganingiz yo'q, hammasi joyingizni biladi. Men ko'tarib o'rgan ekanman ularni. Siz tomoningizdan noto'g'ri talqin bo'lib qolib ketardi. Noto'g'ri talqinimda hammasini isbotlovchi faktlaringiz bormi? Bor faktlar. Shunchadan beri taqdim qilmagan kishisiz. Uzr, bu savollaringizga javob bera olmayman. Telefon, o'z mayli. O'ninchi marta berilyapti. Yo, 10-chi marta emas. Men 6 oydan beri sizga savol bera olganim yo'q. Mana sizga men uy masalasi bo'yicha masga murojaat qilgan ekanman. Aynan siz murojaat qilgan bo'lsa, nima deb javob bergansiz? 2 yil masjidda uyimda ololmay yurganman. Nima deb javob bergansiz? Aytingiz shunga. Tushunmayapman. Tushunmadingizmi? Kechikishi sababi bankka kredit ajratilmaganligiga hamma juda yaxshi tushuntirgan sizga. Sizlar ko'p marta gaplashyapsiz bu temada. Mayli, kredit ajratilmagan bo'lsa, siz hozir ko'rib turibsiz. O'sha haydali quruvchimiz Denovda bozor qurdi. Ko'chalarimizni asfalt qilyapti. Unga pul bor, lekin domni qurishga pul yo'qmi? Quruvchini faoliyat man bilmayman. Siz quruvchini, sizlar hamma quruvchi sizlarga tobeku. Hammasi qobiliyatli bo'yicha ishlab. Yo, akajon, hurmatli prokuror, mana bu savollarga javob so'radim. Mayli, hokim bobo, siz doirakcha hozir javob beryapsiz. Otabekni ustidan hozir men ustimdan fevral oyidami, qaysidir oyida yozgan ekansiz. 9 oy nima uchun chidab yurdingiz? 9 oy erkakning g'ururi ham shu bo'ladimi? Siz sektor rahbari bo'lsangiz, prokuror ham sektor rahbari bo'lsangiz. Sizga bir necha marta tushuntirilgan. Bir necha marta tushuntirilgan. Kim tushuntirdi? Kim? Kim o'zing tomonidan bir necha marta tushuntirishlar bor. O'zing tomonidan shaxsan. Hurmatli ishchi do'stlar kerakmi? Hurmatli Isroil Guliyev, siz menga tushuntirish o'tkazgan bo'lsangiz, men aql savodim yo'qmi, men gapni tushunmaydim. Salomat bo'ling, men sizga hammasi tushuntiram. Salomat bo'ling deyishdan oldin sizga men do'konim masalasida men sizga ariza bilan chiqqanman. Pandemiya vaqtida o'sha do'koningni ta'mirlab bo'lmadi degan o'sha xatga siz xatga javob berganingizni tan olasizmi? Aloqada savolim bor. Ish qolapti yo'q. Sen Telegramni ko'rsatdilaring. Joy masalasi bo'yicha savol. Hurmatli shaxs, hurmatli Isroil Guliyev. Ish temasidan qochayotganimiz yo'q. Sizning gapingiz yoki sizni o'zingiz internetga chiqmayapsiz deb menga ro'kach qilinyapti. Lekin men prezident portaliga chiqqanman. Bular ta'mir qilayotgan dalillar. Do'konimni, do'konimni ta'mirlab beradi. Bahriddinga telefon qil deb oxirgi marta aytganingiz Telegramda yozganimizdan keyin shuni tasdiqlaysizmi? Hurmatli sud, bu umuman aloqasi yo'q masala, men javob berib bo'ldim barcha savollarga. Hurmatli sudya, shu yerda urg'u bermoqchiman, Telegramda hozir menga ro'kach qilishyapti. Telegramda men xotin bobo bilan gaplashganman. O'sha ish holati bo'yicha savol bo'ladi. Ish holati.
Beni muqaddam tanımayman deyip soruyorsunuz. Aytıyorsunuz. Siz özünüz Surxondaryoga 2015 yılda geldiğiniz hokimiyatga işleşken. Beni umman tanımaysın şu vaxtdan beri. Ben sizi ta uyuz düzülmeyince tanımayayım mı? Yalvur korsatma belirtkenizi bilasın mı? Bakın ihtiyacı toplanan mı? Doğru oldu. Hani bu işe sağlık verin. İsrail Bölüyücü, Akinci, Otari Sattari'nin uyum 11 hanadanı ibaret edin.
Мен де тұрасың ғой, шапқа қойдың.
bu savollarga men javob berdim. To'lov Otabek Sartori tomonidan amalga oshirilishi kerak edi. Dastlabki so'radim. Qolganda bo'lsa amalga oshirish kerak edi. Shoqona tushib o'rgangan hokimlik tomonidan ham shaxsan men hokim tarafdan ham hech qanaqa ta'zir bosim o'tkazilmagan. Tamam, hoş bulduk. Man uydu, İsrail Boruç, man şu uydu eğer özümün nomiga rasmiyleştirgan bo'lsam, bunun qolgan summasi bor ekan, to'lov berib, to'latib olish kerak ekan. Man to'lab berar ekanman. Shu narsalarni. Nima uchun qog'ozda, yoki qog'oz gapiradigan bo'lsa, o'sha narsada Otabek har oy mana shu uchundan to'lab borasan degan narsa sizlar tomonlaringizdan yoki chopolat tomonidan menga berilmagan, taqdim qilinmagan. Ben oyunu kırgınım geçe, yaşa kırınçıyam. Hiç kimseye, 9 aydan beri hiç kimseye işten soğuk bir yer yani yok. Töyleyeceğim de gelmezsinizde. Siz o kırmaklısı, bu savunurken size cevap verirsiniz. Siz savunurken, savunurken siz cevap verin. Siz manga yozma kartlıkta şuna cevap verin gelmezsiniz. Siz yürüdük taşkın yoksa, siz bütün surkandarı yokken tırıngız ödedi. Manga, mesela, o zaman şuna sana yozma kartlıkta oda beksin, her oy 30 binden, 10 binden töle borasan de gel. Nima deydi? Sizlar yoki shoqolatlar shartnoma tuzdirtirlaringmi? Kechirasiz, siz tomoningizdan amalga oshirish kerak edi. Men tomonimdan? Yo'q, siz tomoningizdan-da. Qaysi grafik? Men qaysi grafik? Men banker emasman-ku. Kimga to'lashim kerak men? Qayerga? Shu narsani menga hozir ochib beringlar. Men hozirgacha boshimda o'rib ketyapti. Qayerga to'lashim kerak men? Nima uchun? Va nima uchun? Ben fırsatmalarını hemen düşündürüp durdum, bitti sabah takvimleri. İsrail Görüş, siz meyden bir yaş küçüğünüzsiniz. Lekin siz hokumiyatı işletiyorsunuz. Olduğunuzda yuristiniz var. Yuristiniz zaten meyge moracat tıkanı yok ki. Ben şu üçünden bir köle borasla, kuşlarda macburiyatların gelenlerse. Yurist, yuristini yapıp, ben hazır duruyorum, yuristini her şey yapıyorum. Sabah tarifası koyayım. Şu mu? Kurmatım ben görüyorum. Savol bering, hayır, savol bering. Yozma kartlikka murojaat. Nega xat chiqarilgan bo'lsa? Isroil Bo'rich, men shuncha prezident portaliga yozgan ekanman, uyni olgan ekanman. Prezident portaliga, masalan, siz ham hozir shu prezident portalida javob kelayotgan bo'lsa, Otabek, sen uyni olding, uyni olganingdan keyin mana shuncha shuncha berib ketishing kerak deb. Nima uchun xat chiqolmadilar? Hammasi kelishib turganda aksiyaga Pozisyonun insanı amal uçuşu kere geldi. Gelişim bitiminde şöyle bir şey olsun gelme, kurmakla tutunma. İsrail Bölüyük. Bu savunlar takmadan yaptı, avukatlarınız biliyor. Geçemez, İsrail. Yok, yok, yok. Avukatlar benim bir savun. Dur lan, dur. Kurmak için şu örtüyünde orta bir işler soru ekranlarından verirken, lakin cevapsız koyan bir de savunu pek olmasın. Cevabını alamadı, bu sefer bir seyze geldi. Hurmatli Isroil Bo'riyev, men o'zingizni ko'rgazmangizda aytdingizki, hamma to'lovlari Otabek Sattoriy to'lash kerak edi dedingiz. Otabek Sattoriy to'lash kerak edi dedingiz. Lekin Otabek Sattoriy tomonidan qancha o'sha quruvchi bilan kelishilgan summa aniq edi. O'sha summani men to'laganman, lekin bu yoq tarafida qancha summa, qanday tartibda va nima uchun to'lashim kerakligi menga umuman tushuntirilmagan. Na quruvchi, na hokimiyat tomonidan deyapti. Xo'p, sizlar tomonidan agarda Otabek Sattoriy tomonidan pul to'lanishi kerak bo'ladigan bo'lsa, qanday tartibda, qancha summa va kimga to'lash kerakligi to'g'risida qonunda belgilangan tartibda tushuntirishlar berilganmi? Berilgan bo'lsa, bu qachon? Biz holdingga ko'rsatmalarni hamma bu savollaringizga javob berdim, bu savollaringizga javob bera olmayman. Demak, javob yo'q ekan bu savollarga. Chunki oxirgi savollarga javob yo'q. Savollar. Shoqolatni bo'yicha savolga javob. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protokol kodining 104-moddasi tartibida ilgarigi bergan ko'rsatmalaringiz bilan hozirgi bergan suddagi ko'rsatmalaringiz o'rtasidagi farq aniqlanmoqchiman. Siz birinchi instansiya sud muhokamasida quyidagicha ma'lum qilgansiz. Men so'ng Termiz shahri Ishqor ko'chasidagi qurilish ishlarini amalga oshirayotgan Termizdagi ekspress loyiha ijrochi rahbari Shopolat to'pini chaqirib, unga vaziyatni tushuntirib, bloger Otabek Sattoriyning Ishqor ko'chasi sizda ikkinchi qavatdan bitta ikki xonali va bitta uch xonali
uy taraf kılıyordu ki 234 milyon son kompensasiya pulu borligini. Agar unga uy rasmiylashtirib bermasak, qurilish sohasidagi va shahardagi boshqa kamchiliklar to'g'risidagi negativ videoroliklarni tayyorlab ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuborish bilan tahdid qilayotganligi, bundan tashqari deyarli har kun shahardagi arzimagan kamchiliklar bilan chiqishlar qilayotganligi, ularga hattoki javob berishga ham imkon qoldirmayotganligini aytib, shu pulga ikkita uy hujjatlashtirib berishni iltimos qildi. Shopolatov Otabek Sattoriy tomonidan talab qilayotgan uylarning jami narxi 784 million so'm bo'ladi. Agar Otabek Sattoriy shunday deb taqdim qilayotgan bo'lsa, MCJ'ning mablag'i bilan qolgan to'lovlarni amalga oshirib turish mumkinligini aytib, qolgan pul mablag'ini kim to'lab beradi dedi. Men unga qolgan pullarni o'zaro kelishligimni faqat siz uyni rasmiylashtirib bering dedim. Degansiz, hozir ko'rsatuvlaringizda bayon qilyapsizki, uyni to'lovlarini Otabek Sattoriy tomonidan to'lab berilganligini aytyapsiz. Ko'rsatuvlaringiz o'rtasidagi farqni bizga izohlab bersangiz. Ko'rsatuvlar o'rtasidagi farq bizga imkon qoldirmagan, bizni sekin chaqirib tushuntirishni tushuntirmoqchi edik biz Otabek Sattoriyga. Oradagi razasini baribir miqdor to'lash kerak, o'zi to'lash kerak, yana olayotgan nazar. Buna na hokimlik, na bir başka bu cemiyet tüleşleri emas yani. Hokimiyatta bu nazarda yer tutulmadı mahalli bu şey para ettiler. Biz de daha düşündürüz ki imkanım kalmadı, imkanım vermedi. Çok çok güzel oldu. Bana olduğun kursatörlerinizde Otabek Sattoriy'ni özü tüle verildi diyen sözünü bayan kılmayınız. Sözü bayan kılıyorsunuz, biz de izah verirseniz. Şunu farkını soralım. Ben şu anda cevap veririm size aslında. Sağ olun. Siz aytishingiz bo'yicha pulni birdaniga quruvchini shotaga tashlab berdik deb aytasiz. Shundaymi? Xo'p. Yo, tasdiqlaysizmi yo? Bu savolingizga javob, savolga javob berildi. Yo, hozir shunday savol. Nima uchun bizda bo'lmasa xalq bankiga jo'natdi? Bizga plastik ochiringlar, plastikingizga pul tashlab beramiz dedilar. Plastikni tushirib berganingiz esingizda yo'qmi? Esimda yo'q, 3 yil oldin masalan, men uy pulini to'lab berganim esimda. Isroil Qo'rish, bizni uyimizni buzilishida baholovchilarni hammasini o'zlari, ya'ni uyni egalar bo'lib baholatdi dedingiz. Nima sababdan bo'lsa mahalla raisi va Tebriz shahar hokimiyatidan uy joy bo'limi odamlari kelib, bizni uyimizni hamma kadastr hujjatlarini yig'ib olib ketdi. Nima sababdan? Majburiy tartibda. Hurmatli sud, bu savollarga hammasiga javob berdik. Bu tortishuvimiz kelgusi davom etadi. Hammasiga javob berildi. Man birinchi instansiyaga berilgan to'liq ko'rsatmani hammasi uchun ko'rsatma bo'yicha bo'ladi. Ishlash hech qanday o'zgartirmayman. Ayni prokuror shu yerda bir savol ham bergan edi, menga nima uchun birinchi baholovchini agar men sanlay qaragan bo'lsam, nima uchun men ikkinchi marta yana baholatdim uyimizni? Biz ikkinchi marta baholatdik uyimizni. Nima sababdan? U bizga qorong'i, menga noma'lum. Nima sababdan? Hurmatli sudya, savolni bermoqchiman. Izohingizni tinglamoq. Savol bormi yo'qmi? Savol, savolimdan o'zi chalkashtirib beryapti. To'g'ri javob bermayapti. Uyimizdan bosimdan kelganlarini iltimos shu kompyuterimda, shu televizorga bir daqiqa ulab ko'rsatinglar. Bir daqiqa kompyuterimda shuna ulanglar. Men sizlarga shu faktni ko'rsataman, qanaqa isroy bo'lishlar uyimizga bosib kelgan. Menga savol bor. Marhamat. Muzaffar tuman sudida o'rtoq Shopolatov birinchi yig'ilishda aytdilarki, Otabek tomonidan ma'lum summa kiritildi. Qolganini hammasini hokimiyat to'lab beradi degan vajini tasdiqladilarmi yo'qmi? Marhamat. Xabar beraman. Agar yana bir savol bo'lsa, javob bersa eshitmayman. Xabaringiz yo'q. Xabar yo'q. O'sha bayonnoma bilan tanishtirishingizni so'rayman. Birinchi ko'rsatmangizda Shobolatovga siz o'sha uyni berib, pulini bir olamiz. Men u pulni biror boshqa yo'l, ya'ni homiylar tomonidan to'plab beraman deb aytgansiz. Shu narsani tasdiqlab. Tasdiqlab.
Dastlab ko'rsatmasdan shuna degan edi. Tergovda ko'rsatdi. Yo, nima sud sudga shuna degan. Birinci vaktada da uykutup nasıl kurtulur? Bayanlar var mı? Bayanlar var mı? Bayanlar var mı? Bayanlar var mı? Sudya videolarla görüyorlar. Videosunda şuna değil ya. Bayanlar mı bunlar? Bayanlar mı? Çünkü hayır, Sumatlı Sudya geçirmez tergokçulara var. Bayanlar mı? Tuzganlara mı? Mane yaptım bu köpüne doğru olsun. Her şeyi küçüldü de sağ olun. Pardon. İsrail Bölümüş, ben arka bir soru. Aytingchi, Shoqulov tomonidan berilgan 2 va 3 xona, ya'ni 42-chi va 3-chi uylar sattorining ta'ziri uchun berilganmi? Yaxshi savol beryapti. Ta'zir, hurmatli sud, men ta'ziri uchun berilganmi deyapman, aytsin, nima uchun berilganini aytsin. Savolingizni aytasiz. Bu savol takrorlanmaydi. Oxirgi savolimni beray. Pardon. Hurmatli Isroil Bo'yev, nimaga aynan 1-chi kelishuv bitimida 4-chi etap deyilgan, 2-chi kelishuv bitimiga esa 2-chi etapdan berilyapti. Bu tasdiq ostida bo'ldimi yoki prezident portaliga nima arza yozgandan keyin nima xulosa qilib berdingizmi? Uni qaysi uy sotilmaganligini quruvchi hal qilgan. Men buni yetarchilikni aralashmayman. Siz bilan tennis Nikolovga uchrashganimiz, siz o'shanda nima deganlaringiz esingizdami? Esimda yo'q. Nima kerak bo'lsa, esi yo'q bo'lgan hokimni qo'yib o'tiring. Hamma narsa esi yo'q deyapti. Savol bo'lmasa, savollar kelyapsa, bir narsa bo'lsa, shu bo'lsa. Tushunmadim. Savollar kelgan bo'lsa, uzr so'rayman, hurmat sizga qayta shu bo'lsa, iltimosnoma. Biz Xudoy berdiysa ruxsat bersak bo'ladimi? Endi mana savollar yo'qmi? Savol yo'q, lekin shu kishini holatidan ketishim. Chunki majburiyat yuklashib so'ramoqchimiz. Mana Xudoy berdi, sizga ruxsat bo'yicha mumkin. Hurmat bilan, biz sizga hamma qismlarni har bir hokimlikda o'zini qoralarni mujaddal tashkil bo'linadi. Mana shu sababli mazkur hokimiyatga majburiyat yuklashib so'raymiz. Majburiyat emas buni. Aynan Satoriylar oilasi jumladan uy buzilgandan boshlab to uy ajratilganiga qadar yuzlab prezident portaliga murojaat qilishgan va shulardan ko'pi kelib tushgan sizlarga. Shular ko'rish oqibatida uylar ajratilgan. Shundan kelib chiqib iltimoslarni keyingi sud protsessiga mazkur hokimiyatga jismoniy va yuridik shaxslar bilan ishlash bo'limi xodimini tegishli Satoriylar oilasidan tushgan aynan murojaatlari va kitobini bu bizga nima beradi? Chunki haqiqatdan ham bular murojaatlari oqibatida shu uy olganlik, ya'ni norozilik oqibatida murojaat qilganlik, jinsdan murojaatlar bo'lgan. Shuna hozir ochib olamiz, bor demak, kim kelgan? Mana bu o'rinda. Mana bu o'rinda xat berilgan. Kelgani bor? Yo'q. Bormi guvohligi? Bor, bor.
Pandemi bunca asma öğretmen, 1983 yılın 6. ay üstüne şeref atman olgenmen. Anladınız. Özbek. Özbekistan Respublikası falan mısınız? Çok düşündüm. Malum aldınız. Ali. Ali aldı mısınız? Şimdi. 5 defa aldım. 3 defa aldım. Hazır günler hayal ettiniz. Şeref atman hakkında bilgisayarın basarı da vazgeçliyim. Adam şu konuyla mısınız? Yok. Gazet, şeref attım ana. Kolba mahalle taşıyım sonra. Hizmet ediyorum. Şanslı sağlıklar mı? Yok. Siz de bu aklarınızı sonra sözünün bana kısırıyor. Sizin aklarınız için planlarınızı yaptığınız politikman tutmalarınızı. Sonra sonrasında anlatacağım. Bu aklarınızı kullanmak sabahlar alıp İsmail'in planı, bu şey vakıya sağlık bugün, 18. dekabr günü hakimiyet binasına bağlı gelmez.
Borgan ha? Borgan. O'sha paytda hokim qayerda bo'lgan? Hokimlar men xovrida turgan. Xovrida turgan. Ha, ular bo'ldi. Temiryo'lga ozoqga qaytdi. Xo'p, bularni birinchi murojaati hokimga va sizga. Birinchi murojaat nimasi buni nimadan iborat bo'ldi? Bu menga murojaat qilgan yo'q. Men gaplashdim, keldi, salomlashdi, keyin biz telefon tushgan kelganda bozordagi telefon top qo'ydi. Ha, telefon top qo'ydi. Keyin menga o'zi topshirdi, kichik shaharga chaqirdi, kichik shaharda bozorga olib telefon oldi. Masalasini aytamiz edi. Men mana kichik shahar boshiga telefon qildim, hokimiyatga aytdim, shuncha vaziyatda. Savollar kelgancha shoshma o'zimiz bo'lamiz, bozorga o'tsin, nachalnik dedi. Keyin chiqdi, bozorga o'tdi. Telefon qayerda qaytarib berilganligini? Yo'q, biz bo'lgan qayerda qaytarilganini. Biz chunki bozorga kirgan joyimizga chap tomonda kirganimizdan keyin sal janjal bo'lib, ko'p odamlar to'planib o'tgan edi. Hokim o'g'liga shahar bo'ldi. Nima bo'layotgan bilish uchun shaharga ketib qoldi. Nachalnik bilan bular qoldi. Keyin shu vaqtda bu yerda nima bo'lib qolgan bilmayman. Keyin uni telefonni oldim bo'ldi dedi. Mana hozirgi kunda endi o'sha paytda Chinora Gul Baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'lgan, uni hozir yopib bo'lmadi. Chinora Gul Baraka so'zi qolib, savdo kompleksi degan ikkita so'zi qo'shib mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklida faoliyat yuritadi. Mana o'sha joyda noqonuniy qurilmalar bor. Endi arxitektura ko'rish kerak, nimasini ko'tarishimiz kerak. Bo'lsa bo'ldi, vaqtincha qo'yamiz. Ishga aloqasi bormi? Albatta, chunki o'sha joylar sumkasidan hujum bo'lgan, keyingi savollarimiz shunga aniq savollar. Xo'p. Siz telefonni qayerda berilganini ko'rmagan ekansiz. Hokimni Otabek Sattoriy bilan o'sha bozorda qatta chiqib ishlovchi xodimlari yarashtirganlik holatini ko'rdingizmi? Guvoh bo'ldingizmi? Kechirim so'radi. Qattachilar. Qattachilar kechirim so'radi. Nima uchunligini xabaringiz bormi? Yo'q. Ruxsat nima qildi? Telefonimni olib qo'ydi dedi. Mayli kechirdi, mana telefonimni berdi dedi. Masala yo'q. Telefon qanday holatda ekanligini ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganman. Bizga o'zi uchun telefonni, lekin telefonni olib kelib, so'ng qaytarib lozim tushganini bildi. Aynan o'sha ko'chaga yo'q, boshqa ko'cha telefonni oldi, mana tayoqchasiga tiqib, yana qaytib, mana Farhod, mana Qazotni Farhodga kelib, bu yerga gapirishib, mana biz yarmarkaga keldik, shuning uchun bugun dedim, o'zimni olib qo'shdim, nima degandan keyin tashlamadim. Lekin telefonni qo'yib, bu yerga olib kelgan ko'rdim. Shunday, ruxsat bersangiz, men keyingi savollar oxirida yuzlashtirishdagi sabab bersam, ma'lumot. Assalomu alaykum, hozir ko'rsatmayapsiz, chizgini qaytarganligini ko'rmadingiz. Lekin vaqtdan keyin birinchi bosqich sudida ruxsatni olib beraman. Shu yerda tuman hokimi bozor xodimlariga telefonni qaytarib berishni aytganligi 40-chi betda kimda aytganligi va xodimlar telefonni qaytarib berishganligi ko'rganligingizni aytganingiz. Buni qanday izohlaysiz? Yo, men o'zi ko'rdim deb aytganman. Hokim bilan biz bordik-da, janjalda tinchitganimizdan keyin qaytib keldik-da, so'radik, nima bo'ldi deb, telefonni oldingizlar, telefonni oldim bo'ldi dedi. Davomini o'qiyman. Berishganligini, qaytarib berishgan. Bular bilan esa telefonni olasizlar. Savolingiz beri bor. Ish holatlari ko'rsatildi. Yo, hozirgi ko'rsatuv, oldingi ko'rsatuv bilan chaqirchasi qarama-qarshi. Siz kechirasiz yo'qmi? Keyingi savolim. Aynan ushbu holatlar sodir bo'lgandan keyin Turay bilan ushbu masalada uchrashdingizmi yoki gaplashdingizmi? Yo'q. Aynan Turayga siz murojaat qildingizmi biror marta? Otabek Sattoriy yoki boshqa kishi menga keldi degan ma'noda. Men murojaat qilganim Otabek Sattoriy bilan defektuzda masa hozir mehmon bo'ldi. O'shanda bozor pulini topib kelib menga chaqirgan degan masalani qo'ygandan keyin bozor pulini izlagan. Kim bunaqa masala qo'ydi? Asosiy mehmon masala qo'ydi. Bozor pulini topgan telefon masalasini yechib berish kerak menga dedi. Mehmon bir emas, 2-3 marta aytdi. Kim mehmonni farzdan topin kesin bo'lgan telefon masalasini yechib bersin degan masalani qo'ydi. Ha. Keyin men bozor pulini telefon qildim. Tushunarli. Bozor pulga telefon qildim nima dedingiz? Kelar shuna shuna bilardi kelgan otib esa to'g'ri kelgan mehmon xalqi kelgan seni so'rashyapti. Bu aytdi terimizda man agar yetib qolib qaytsam sizga ko'rsatgan bo'lardim. A shu telefonga odish bilan kelganman dedi. Bo'ldi qaytganingizga telefon ochamiz dedim. Shu bilan telefon qilmadi. Keltasmi bo'ldi. Telefon haqida Sattoriy otaga ham gapirdimi? Sattoriy otaga xalq bilsin deb aytdi telefon. Sizni vakolatingiz bilarmi? Bular o'zaro shunaqa masalalar bo'yicha murojaat qilsa gaplashtirish. Bular endi bo'ldi menga masalan telefonni xal qilib ber deb aytgan yo'q. Bozorni xal qilsin deb. Bozorni chaqirib ber menga deb. Xo'sh. Men bozorni chaqirishga telefon qilyapman, keldi. Menga telefonni olib kelgan yo'q.
Tabii onun kardeşim kadar da gel yaptık ki onu etkilerimiz var. Siz de vakolatsız bitir hadi böyle. Halkın kurum bozar, ispatı, şuna masal da anlatmış. Yok. Bakın bu masal şuna bir arkadaşınız yok ki bu masal. Tuğra'yı da bu masalda da müracaat kalkasın. Ha bu laf çarkıgın da yaptı. Çok çarkılamıyordu içim kadar gündüm. Hadi kışın kadar gündüm. Ne var? Çarkıgın dedim. Mekmamı bozgan koptum çarkıldım bu adı etkilerimiz var. Ne var dediniz? Aynen bana kirşi bari ile diken sözde işletkensizler. Ne var? Baksın ne var? Nazar tutup etkensiz şu an. Ben bunu çağırdığımdan ki, o menge terimiz zaman dediğimden ki, yatağız günü saat 12'ye telefon kıldı. Arka keçe keç geldi. Şundan çalış olmadı, ne kadar oldu dedi. Ben dedim keçe dedim, şuna otobüs atı oldu, ben fazla bir mehmanım kegen dedim. Telefon kıldı, masalara geç oldu. Oğlum, boş kalıp yaptı, 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 yaptı. Şuna bir boş kısa var. Rahmet olsun. Siz görsatmalarınızda iki kıl yol geliştirdi. Ben boşluğumda minip giderken hakkında lojim cevdi. Kayısı, kayı var. Yani, telefon olup mu? Telefon olup öğrendikten, geçirip sonra öğrendikten boşluğumda minip giderken hakkında lojim cevdi. Siz boşluğumda ne yapıyorsunuz? Lojim cevdi. Boşluğumda minip hakkında lojim cevdi. Ha. Siz bozarda orada bu tamamen yoldunuz, moşin yakaladın, minik yakaladınız, lojim bu tamamen kiyildi. Ki sizden salon başladı. Ki sizle ben bir tek ağabeyi geçtim. Sizin bu klasiğiniz var, şunu şöyle bir kudum kıldı ki bu tamamen yoldu ki kim özür moşin yakaladın. Ben dışarıda moşin yakaladın, ben kurdum uçağım. Şimdi kardeşim moşin geçer, onu özür olay mı ediyordu? Moşin olmuyor muyuz? İki mil kardeşler geliştim, sen moşin olup gittiniz. İki mil? Peki bu kadar sıfır, lojim ben yakaladığında geçti gelmiyor musun? Moşin olup gittiniz. Yok yok yok. Ötken zaman kurtarıp 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 su yapıp yapıp yapıp. Sütte şuna dediniz. Sütte şuna yapıp yapıp yapıp. Sütte şuna yapıp yapıp. Doğuşun iki yedi sizin bu resimlerinde Doğuşun yöntemini kettin de ben yazdım. Ya salonlaştı siz ben gel başta. Salonlaştı. Bir minut ya iki minut gel başta. Yani siz kettiniz ki. Bir minut iki minut gel başta ne olsa? Ola da şu vakit gelmedim can. Ormanlı su diye hocam yaşlarına ben olsana yedi bol ve olayım. Bu nasıl bana çünkü bir minut iki minut gel başta yapıp yapıp. Ötken zaman kurtarıp 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 kurtarıp. Siz benimle telefon buldunuz. Ümit, ha, Lodge'in senin telefonu bulup, onun için olurum. O telefonu izle, o kadar da geldi. Galiba ne diyeceksin sen? Ya, ben de dedim. Anasını da bu günden tuttu oldu. Şaşırtık. Ya, sağ olun, ben tatlı. Ama sonra biz kek yaptığımız zaman, fazla bir ihtimal olarak kettik, yürüyün. Bu için telefon buluyoruz. Biz kek yaptığımız zaman. Telefon buluyoruz mu? Hani kardeş size okumalar mı? Zaman okuları yok. Hayır, kurtardık. Telefon buluyoruz. Lodge'in de eklemem ki, çıkardı size de geldim. Boş kalmasın, Lodge'in çıkardı. Size çıkardı dedim. Lodge, size çıkardı dedim. Masal orada çıkarıyor. Ha, özünüz ayıttan yazmış mıydı mı? Neye tavuk yolda gelmişsiniz? Bogdan'daki yeri. Şimdi siz de bor, olayınız gibi bor, ben şu lojunu çakırtır bir degen farklarınız bor. Neye şunu çakırtır bir günü mü? Farklısın bor, şurada hamam oluyordu. Özlerinin bana ki üçte odamı koyganızı turganız taşkarıya. Ha, Hakim babamızdan çok et turganızı. Kaldı mevmanı şu kaptı, Hakim da oldukça etti. Hakim baba etti, telefonu da bu masana kurtarma, yapırma dedi. Özünüzü nasıl şöyle ettiniz mi? Gayet hoş geldin. Mehmanlık kayıttı, telefon masalası kurtarma dedi. Taşkarga, havada çıkardı, ayı çıkıyor. Telefon masalası mı vuradı, bozaltını çakmadılar gibi dedi. Ya kim söyledi, ben yap şunu dedi. Sağolunuz, bozaltınız değil. Siz ölken görgezmanınızda, magazin yolunda davlat aydın masalası geçip yerinde, şimdi aydın. Tabii, şaşmayın. Zöldürlük davlat kılan, bir yerde havada çıktı kardeş ekranımızda. Zöldürlük mehman kayıttı. Telefon masalasını geçip yerinde vardı. Telefon masalasını oraya kurtarma gibi dedi. Niye aydın? Mehmet kaydı dedi. Yine etken de hoş geldin. Ki, güzel dakika benim taşımda şaşırıp unutup, telefon masalasını köyde yazdılar dedi. Böyle ki ettik yine. Telefon masalasını köyler dedi. Bu düşündü. Mehmet şu kadar etken de şu kadar dedi. Siz telefon masalasını köyler dediğinizden kuşağında kolosa kılır. Ümit, bozok bir telefon kılıyor. Ben telefon masalasını çıkmadım. Kolosa sınavı benim çula çayın. Ben çaklı kadar yanlarına çok memnun çıktım. Çula çayın, çaklı kadar. O da telefon masalasını okumam ayıttı dedi. Hop. Bu şart telefon masalası gelme şartı. Boşa masalası beni çarptı kadar tarafı koydu. Beni çarptı çolasını gördü bunu. Boşa da telefon buldu bunu. Ben hokumiyetke, hani ben hokumiyetke doğrudan doğru geledim o insan iken ben. Bu için ben o için o sırada doğrudan doğru korunması geldim. Şu sana okumiyetken ben özümde o zaman diyecektim sana. Bu için ben sizde yoksa hokumiyetten sonra bunu çarptın indirecektim. Benim oğlum siz bile sizde onu hiç kurtarmayacağım olarak ki. Yok, bak. Vardı, telefon numara yok olduğum ben sizde. Siz beni ayırken ben tutaklı çarptım. Ben sizge özüm dedim olsun yani joy var mı? Şöyle sen olsun açken yok, topçadık mı ettiniz? Topçadık. Ha? Çarptık ya mı? Şöyle bir dalgınız doğru mu? Ben o ozunlar, maşınlar, ben sana çarptır bir... Ben sizden umarım, maşınlar, o hangi dalgınlar görmesem ben. Evet.
Siz nasıl ya? Menga bırakmaz ekim atlaydı. Mehman degan tör atlaydı. Bozortun tovga çağırdı dedi. Hop, bozortu telefon kıldı. Kel dedi. Hop endi dalil bo'ldilar. Nima dalil bo'lsa bu? Dalil bo'lyaptingizmi? Nima dalil to'g'ri berasiz dedi. Nima dalil to'g'ri beradi? Dalil bo'ldi, yaxshi. Savolingiz bormi? Dalil menga javob berishga kerak. Savolingiz bormi? O'tiring. Prokuror savol bormi? Savol bo'lsin. Hangi otomatik sattavada gittiğinizden alınıp veriş boyunca mahkumun zamanınızı yakın etapçılık duyuyor mu? Yok. Zamanınızdan buraya doğaçım ettiğinizden alınıp veriş etapçılık duyuyor mu? Yok. İkinci soru var. İşte bozorga borunca vakti de otomatik sattavada gittiğinizden alınıp veriş etapçılık duyuyor mu? Yok. İkinci soru var. İşte bozorga borunca vakti de Bozorkom çarptırdı dedi ya. Bu şöyle bir ayette telefon boyu çıkan dedi. Atak saatte var etti onlardan yaptı oldu mu? Telefon olmasa lazım. Ya bu kanı mı aldı? Kaç tırmızı? Telefon. Ayta ben telefon alıp yazık edelim. Mehmanov gördü oldu yaptı yapıldı. Telefon alırsın ya telefon alıp yazık edelim mesela. Atak saatte var etti onlardan yapıldı mı? Ya atak saatte var etti onlardan telefonun bozulurken şuna şuna dedi. Lakin köprülük mehmanov bu yaptı köprülük. Telefonu alıp yazık edelim bozaldın mı? Bozaldın topunda çakırın edip buluyor oldu. Birinci basıştığında kursatı verildi, otobüs sattavı telefonu tasvurla verildi, kursatı verildi. Ne dedi? Kanakta telefonu kirayla hakkında etti. Ya o yüzden telefon hakkında bulunmuyordu. Ben de megabayt katta, başkası, şöyle de bulunmuyordu. Megabayt katta telefon, yaşlı olan başka bir adı, bu telefonu, benim telefonum şöyle, telefon hakkında bulunmuyordu. Ne düşünüş gerekiyor? Özümüz, öz olur. Ancak kalkmamak bir türlü bulunduklarımızda, çünkü telefon masalası ölçü bulunmuyordu. Lakin o yüzden asosu çağırdırmak geldin ki, ona bu bozulduğum çakırdı gelin ki telefonunda ok kesildi, mehman verildi. Altı sorun. Altı sorun. Sağ olun. Ruhsat verirsiniz. Hatta abi, Abdüm Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bugün hangi yapacağız? Bakın yerdeki bu işleriz. Tamam, hakkında bir çoğu sağ olun. Sağ olun, masalar köşe. Sağ olun, masalar. Siz orta bir saatte orayı, köşe grafikten oldun, sağ olun, yan markasıya taşkın kuruşuna oldu ikildi dediniz ha? Şimdi. Bu sizde kabul edilen kararınız ne madde olmazdı ama ki? Yani abi taşkın kuruşu ölçü, yan giyil arafasıdır. Yan giyil arafasıdır. Bu düşündü. Lekin, prezidentimizin kararlarına asosan, yarın marka kuzge, kışki, mavzumge deyilken de, uşa masala bu ölçüklere borgen. Kabarınız var mı? Uşa kararınız var mı? Uşa bu ilişkiler gitti. Kışki mavzumda, yan giyil oldu, imancı dekabıda, birinci yan oldu. Yan giyiliniz. Lekin kuzgi kışki mavsumga degan prezidentimizning qarorlari bor. O'sha bo'yichiblar bor. O'sha kışki mavsumdagini ya dekabr oyiga. Qarang, tadbirkorlar o'sha qarordan keyin o'sha kuzgi qish chiqquncha yarmarka tashkil qilish kerak edi. Shuni nazorat qilishlaringiz kerak edi. Yarmarka yangi yilga alohida qabul qilinish kerak edi. To'g'rimi? Savol berdim. O'sha yarmarka qabul qilingan yarmarka kuzgi qishki mavsumga qish chiqquncha ta'sirini o'z kuchida qoladi. To'g'rimi? Yo'q, emas. Bitta yo'qolat bilan ruxsat bo'yicha ruxsat bersangiz, O'zbekiston to'g'ri savol berib, yuzlashib sanayman. Tabii bana bir tane payda tabii ki siz bu şa vakıya sonra bu yandan değil, sertif tarafçası yapıyor. Bu zize telefonunuzda ismi gönderek bu halat bize istedim ne olur? Normal mi? Bu zize yapmadı değil mi? Bu şa halat bize istedim böyle sütke bir anlat diye bu zize istedim. Ama sütke bu zize telefonu tam değil mi? Ama aslında para diye bekletti. Yaşa ben telefonum yaşlı olmadan bir yaşlı dözsek ama konkretle yapardı. O zaman ama bu zize telefon, yani bakacağım ki qorada hammasi qoraga urg'u beryapti. Telefonlar ko'p qoraga. O'shanda men masalan Umid Majiyev o'shada ko'rdi, hokim ketib qoldi. Men o'zim self tayyorchasini o'zim olib gapirdim deyapman. Lekin men olganki
Ben özüm gapirganim yok. Butun bozorlarni Farhod Ismoilov gapirgan. Ben video ko'rayotgan vaqtimda ham Farhod Ismoilov gapirdi. Mayli o'zingiz telefoningizni oldingiz shu joyga. Qayerdan olasiz o'zingiz telefonni oldingiz? Men ko'rdim, to'g'ri telefoningizni qo'ydim shu yerda. Ko'rdingiz? Telefonni men ko'rdim. Sen telefoningizni olib kelganmi? Sababi Farhod ko'rdi, o'zim telefon turganda. Boshqa nima? Telefonimni olib kelib berganlar, menga berganlarni ko'rmadim deyapsiz. Siz qo'lingizni olganingizdan keyin o'zingiz ko'rsatdingiz, mana telefonni oldingiz, sizlarga ko'rsatdim dedim. Sizga ko'rsatdim. Menga emas, shunga hamma ko'rsatdi, shunga to'ldi sizga. Hamma ko'rsatdi? Ha, telefon oldingiz dedi, oldim dedi ham dedi. Kechirasiz. Siz xalqning ichida bo'lgan bo'lsangiz, sizni ko'rmadim dedi. Mayli, telefoningiz qaytib keldi. Qaytib kelganingizdan keyin siz mana telefoningizni oldingiz, nima bo'ldi? Telefon oldingiz, mana oldim dedingiz. Shu joyda oldim dedim. Shu joyda oldim dedim. Demak, hozir siz ko'rganingizdan kelib chiqadigan bo'lsa, Otabek Sattoriy o'sha kuni o'zini telefoniga zaps qilingan barcha zapslar telefon Otabekka qaytarilishidan oldin ichini o'chirilgan bo'lgan. Shuni men bilmayman. Bu albatta shunday dedi. Shunaqa ma'lumot berdi. Bu siz kechirdan dedi. Bo'ldi. Menda boshqa savol yo'q. Bo'ldi. Mehmon oldiga borgan vaqtida aynan bozor bo'yicha ham gapirdi. O'sha janjal masalasi. O'sha sizlar borgansizlar, hokimsiz, ichki ishlar. O'sha janjal bo'lganda, o'sha yerda telefon bo'lganda, telefon oldi ishlar. O'sha vaqtdagi siyom haqida biror narsa gapirdingmi? Yo'q, senga boshqa savol yo'q. Savol berdim. Jabrlanuvchilar boshim ko'rsatuv berdi, uni oldim xizmatchisi. Men hokimning tomonidan xalqni, xalq vazirligi xalqdagi ma'noda aytib telefon qaytdi, ko'rsatuv berdi. Telefon qaytgan ekan, xalq degan. Men xalq deganmi? Masalan, yechib. Mana masalan, yechib deganman. Shunday. Nima deb tushunish kerak? Masalan, yechib deganmi? Endi bular izlayapti uni, nima masalasi borligini bilginda, masalasini ko'rgindi. Bular nima masalada izlayotgan, boshqa qilgan men telefonda unga telefon qilib shu gapni gapirdi vaqt, masalan, yechib oldim. Nima masalasi bo'lsa, yechib olsin dedim. Boshqa nima ham boshqa nima fikrga bo'lganim yo'q. Qanday masalasi bo'lsa, hal qilsin dedim. Mən sizə gətirəcəm. Qəbul edirəm. Qəbul edirəm. Yanımıza gelip aldım da. Başka bir tur değil.
Şimdi o özbağın bir yaba işte bugünler, devamlı. Ne düşürüyorsun, kim sizi? Sen kimsin, nazaratçı diye, köy saat, gözünüz tanıştır. Bu hakikaten, beni gördüğünden, İçkişilerden, hükümetten birine kim yok, içeri. Öl toplumda iki organ var. Şimdi olduğu gibi fazlasını bir mesaj diye yapmadık. Şu bunu ne kadar var işte. Kişi öl toplumda iki organ var. Kilvan oldu. İçinden insanı ölçüktü. Şu ben bir etti bir iki etti. Orada beşim döndürdüğünde bozarı üç kez bölünün üçte bozarım. Boş bozarsa zaten götürüyor. Kişi karar bozdu. Orada beşim döndürdüğünde öter ötmez. Tümen olduğuna çıkışlar. Hükümetten o eğitim olmak gibi şöyle. Buna gelseydi böyle. Şu partide rahatsız gitme olmadı. Şunun için razı ettik. Rahat geldi de beyazı yüzünden çeke götürüp yavaştık.